Onur Koleji'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kimya dersinde kovalent bağ konusunu işleyeceğiz hep birlikte. Kovalent bağlar güçlü etkileşimler arasındaydı. Bildiğiniz gibi iyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlar güçlü etkileşimlerden. Kovalent bağlarsa ametaller ile ametaller. Yani iki tane ametal atomu arasında gerçekleşen güçlü etkileşime biz kovalent bağ diyoruz. Peki ametal olanlar kimlerdi? 4A, 5A, 6A ve 7A grupları periyodik cetvelde bizim ametal gruplarımız. Kovalent bağlar iki atomun elektronlarını ortaklaşa kullanarak kendilerini dublete ya da oktete tamamlamalarıyla gerçekleşir. Peki ortaklaşa kullanılan bu elektronları ne diyoruz? Ortaklaşmış, ortaklaşmış elektronlar diyoruz. Şimdi birkaç tane örnek yapalım istiyorum. İlk önce sudan başlayalım. H2O'dan başlayalım. Hidrojen 1, oksijen 8. Polarlığı, apolarlığı daha önce göstermiştim aslında bir önceki videomuzda ama şurada tekrar etmemiz gerekecek. Hidrojenin bir tane elektronu varmış, oksijenin ise 8 tane varmış. Yani 2 6. Şimdi oksijen daha fazla bağ yapacağı için son yörüngesine başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 dedim. İki tane de hidrojen bağlayacağım. Getirdim hidrojenlerimi de eşleşmemiş yerlere eşleştirdim. İki noktada bir bağ yaptı. Bu şekilde kaldı. Bunu birazcık şöyle çevirelim bu molekülümüzü. Oksijen, patronlar yukarıda, işçiler aşağıda. Şimdi bir şirkette Patronun mu sözü geçer yoksa işçinin mi sözü geçer? Tabii ki patronun sözü geçer. O zaman diyoruz ki bu hidrojenler oksijenler tarafından daha sıkı, daha güçlü bir şekilde çekilebildiği için bu molekülümüz polar'dır diyorum. Şimdi geldim O2'ye. Oksijen 8'li son yörüngesinde 6 tane vardı. Yalnız 2 tane oksijenimiz varmış. İkisini de yan yana yazdım. Son yörüngelerindeki elektronlarını yerleştiriyorum. 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu arkadaşların ikisinin de son yörüngesinde ikişer tane elektronları ortaklanmamış oldu. Ben diyorum ki bu bunu alsın. Bu da bununla bağlansın. Daha düzenli bir şekilde yazalım. Oksijenlerim bir patron bir patron burada var. Aynı şekilde iki patronlu burada var. Bunları da yerleştiriyorum. Arada da iki tane bağ gerçekleşti. Şimdi burada da oksijen var, burada da oksijen var. Bunun da iki tane patronu var, bunun da iki tane patronu var. O zaman ikisi de eşit güçte mi? Evet. O zaman mesela desem ki bu buradan bir Newton çekiyor desem, bu buradan bir Newton mu çekecek? Evet. O zaman bu molekülüm apolar bir moleküldür diyorduk. Şöyle bir geçelim. Lewis yapıları bizim molekülümüzün polarlığını belirlemek için çok önemli. Mesela BH3 şurada da değerlerini vermiştim. Bor 5'miş. Şimdi bor 2 3 5 tane olduğu için son yörüngesinde 3 tane elektronum kaldı. Boru aldım. Elektronları birbirine en uzak olacak şekilde yani 120 derecelik açıyla yerleştirdim 3 tane elektronumu. Son yörüngesinde de 3 tane hidrojen bağlıyormuşum. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya bağladım. Bir tanesini de buraya bağladım. Hidrojenler de birbirine en uzak olacak şekilde yerleştiler mi? Evet. Peki, bu molekül polar mıdır, apolar mıdır? Nereden anlayacağım? Bir ortada bor var. Üç bir tarafından da eşit yükle çekiliyor. Bor hareket edebilir mi? Ya da biri daha fazla çekiyor diyebilir miyim? Hayır diyemem. Eşit olduğu için bu molekülü apolar bir moleküldür derim. CH4'e bakalım. Karbon 6, son yörüngesinde 4 tane var. Karbon 4 bağ yapar arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. 4 tane de hidrojen yerleştiriyormuşum. Bir tanesini buna verdim, birini buna verdim, bir tanesini buna. Diğerini de buraya bağladım. 2 noktada bir bağ yaptı. Karbon 4 bir yanından eşit hidrojenlerle çekildi mi? Evet çekildi. O zaman bu molekülüm apolar bir moleküldür. Bu arada polar kutuplu demek apolar da kutupsuz demek. Bu da kutupsuz bir molekül mü oldu? Geldim NH3'e. NH3 amonyak. Azotum 7'ymiş. Azot ilk yörüngeye 2, son yörüngesinde 5 kaldı. Şimdi ortaya koydum. 3 4 5 tanesini yerleştirdim. 3 tane de hidrojen yerleştireceğim. Hidrojenin zaten birer tane noktası var. Şöyle yerleştiriyorum. Peki neden hidrojenleri şöyle dikine yerleştirmedim de aşağı doğru yerleştirdim? Arkadaşlar bunun bilimsel açıklaması şu. Elektron çifti aslında burada elektronlar var ve bunlar bulut şeklinde. Eksi yüklü bir bulut düşünün ve bu çok büyük bir hacim kaplıyor. Bu büyük bir hacim kapladığı için hidrojenleri baskılayacak, hidrojenler de aşağı doğru eğilmek zorunda kalacaklar. Bu şekilde düşünüyoruz. Ee, peki burada patron var, 3 tane de işçi var. Patronun mu sözü geçer, işçilerin mi sözü geçer? Tabii ki patronun sözü geçer. Yani molekülün bir tarafa doğru daha kutuplu oldu. O zaman bu molekülü polar oldu. Geldim hidrojen flörüre, daha doğrusu hidroflorik asit diyeceğiz. Bunlar cam asidi olarak daha sonra öğreneceğiz. Hidrojen, hidrojenin bir noktası var. Floru koydum, florun son yörüngesinde flor 9'muş. Şöyle yapalım floru. 2, 7 yani son yörüngesinde 7 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu nokta ile bu nokta birleşti. Peki flor burada, hidrojen burada. Florun 3 tane patronu var. Yani 3 tane eşleşmemiş elektronu var. E ben bunları ne yapacağım? Hangisi daha güçlüdür? Tabii ki flor daha güçlüdür. 3 tane patronun sahip olan flor. Yani bu molekül bu tarafa doğru daha sıkı mı çekilir? Evet. O zaman bu molekülü polar bir moleküldür diyorum. Gelelim adlandırmaya. Şimdi adlandırma kuralları için bizim ilk önce latin sayılarını bilmemiz gerekiyor. 1 mono, 2 di, 3 tetra ...Penta, Hexa, Hepta, Okta, Nona ve Deka. Şimdi ona kadar saymayı ilk önce bilmemiz gerekiyor ki biz molekülleri isimlendirebilelim, adlandırabilelim. Biz adlandırma yaparken birinci metalin önce sayısını sonra adını... Sonra ikinci A metalin önce sayısını sonra adını söyleyeceğiz. Yalnız bunu yaparken eğer birinci A metalin sayısı bir tane ise mono öne getirmemize gerek yok. Ama ikincisinde bir tane varsa bunu söylemek zorundayız. Sadece ilk elementler için geçerli. Şimdi sırayla başlıyorum. Birinci elementim karbon. Karbondan bir tane olduğu için monokarbon demedim. İkinci elementim klor. Yalnız klordan dört tane var. Dört neydi? Tetraydı tetra klor bir de sonuna hatta şuraya ekleyelim ür. İkincisine geldim. Azot Üç tane flor var. Yani şöyle söyleyeceğiz. Azot, tri, flor bir de sonuna üreki getirdim. Geldim yenisine. Fosfor, klor ama klordan 3 tane var. Fosfor, tri, klorür. Karbon, Şimdi ikincisinden bir tane olduğu için mono oksit. Biliyorsunuz oksijen bileşiklerinde oksit ismini alıyor. Yani oksijen demiyorum da bileşikte eğer yer alıyorsa oksit diyorum. Geldim ikincisine karbon. Kaç tane var? İki tane. Demek ki di oksit. Devam ediyorum. S bileşiklerinde ya şimdi kükürt. Eğer başka bir şeyle birleşirse aslında sülfür diyoruz ama biz yine de burada kükürt diyeceğiz. Kükürt. Kaç tane oksijen var? İki tane. Oksit. Tekrar geliyorum. Kükürt di oksit, di azot, monooksit. Azot monoksit ve diazot penta oksit diyeceğiz. Örneklerimiz bu şekilde. Arkadaşlar biz kovalent bağ videosunu tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.